Radyoterapi cihaz ve tekniklerindeki modern gelişmeler sayesinde tümörde etkin dozda tedavi yapılırken komşu sağlam dokuları oldukça etkin bir biçimde korumak mümkün olabilmektedir. Radyoterapi sadece ışınlanan hacim içerisindeki doku ve hücreleri etkiler. Radyoterapiye bağlı oluşabilecek yan etkiler ışınlanan bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir. Kemoterapi ise genellikle tüm vücuda etki eder ve kullanılan ilaca bağlı olarak farklı yan etkilere neden olabilmektedir. Kemoterapi ilaçlarının radyoterapi öncesi veya radyoterapi sırasında uygulanarak tedaviye eklenmesiyle tedavi başarısında artış sağlanmakta, ancak hastanın yan etkilerinde de tek başına radyoterapi uygulamasına göre artış görülmektedir. Radyoterapinin kemoterapi ile birlikte uygulanmasında hastanın beslenme problemlerinde de sıkıntılar beklenebilir. Hastalarda radyoterapi sırasında ışınlanan bölgeye göre değişmek üzere tat ve koku hissinde değişiklikler, ağız kuruluğu, ağızda yaralar, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve tüm bu sürecin sonucu olarak beslenme bozukluğuna bağlı kilo kaybı ortaya çıkabilir. Baş boyun bölgesi ve yemek borusu ışınlamalarından önce mutlaka diş hekimine başvurmanız ve ağız diş bakımınızı yaptırmanız gereklidir. Tedavi sırasında sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Sigara ve alkol tüketimi yan etkilerin artışına, tedavi etkinliğinin ise azalmasına yol açmaktadır. Yiyecek ve içecekler oda sıcaklığında olmalı. Çok sıcak, çok soğuk, çok baharatlı ve aşırı tuzlu yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır. Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında proteinden zengin beslenmeli ve bol sıvı almalısınız. Cildinizin en iyi nemlendiricisi sudur. Tedavi sırasında her gün 10-12 bardak yani 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Her sabah bir haşlanmış yumurta tüketilmeli. Haftada en az 2 kez kırmızı et, balık, mümkünse gezinen tavuk ve kuru baklagiller protein kaynağı olarak menüde yer almalıdır. Mercimek, ezogelin, tarhana, yayla çorbası gibi besleyici çorbalar tüketilmelidir. Kemik kaynatılarak yapılan kemik suyu çorbalara katılmalı ve çorbaların protein içeriği artırılmalıdır. Özellikle baş boyun bölgesi ışınlanan hastalarda mükozit varlığında çorbalar, sebze ve et püresi, şekersiz meyve kompostoları tüketim kolaylığı açısından tercih edilmelidir. Asitli, gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Her gün bir öğün sebze yemeği tüketilmeli, salatalar ile öğünler desteklenmelidir. Şeker ve özellikle şuruplu tatlıları mümkün olduğunca az tüketmeye özen göstermelisiniz. Sütlaç, puding, muhallebi gibi sütlü tatlılar tercih edilmelidir. İştahınızın en açık olduğu zamanlarda yemek yemek besin alımını arttırır. Genelde bu günün erken saatlerine denk gelmektedir. Daha büyükçe öğünü günün erken saatlerinde sabah ve öğle öğünlerinde tüketip sıvı gıda takviyelerini günün kalan kısımlarına tüketmek uygun olabilir. Birkaç çeşit dahi olsa en sevdiğiniz yiyecekleri tüketin. Daha fazla gıda tüketimi oluncaya kadar bu yiyeceklere bağlı kalın. Ağızdan alınan gıdaların yetersiz olması durumunda ilave kalori ve protein desteği için doktorunuzun tavsiye ettiği ek gıda ve protein desteği içeren mamaları da tüketebilirsiniz. Pelvik bölgeye radyoterapi uygulanan ve tedaviye bağlı ishal gelişen hastalarda az yağlı, sindirimi zor olmayan besinler tercih edilmelidir. Vücuttan kaybedilen tuz ve suyu yerine koymak için tuzlu ayran içilmesi önerilebilir. Yoğurt başta olmak üzere iyi pişirilmiş patates püresi ve çeşitli çorbalar tercih edilmelidir. Meme kanseri tanısı ile tedavi uygulanan hormon reseptörü pozitif hastaların bitkisel kaynaklı östrojen içeren besinleri tüketmesi kısıtlanmalıdır. Bunların en önde gelenleri kepek, keten tohumu, soya ürünleri, susam, rezene, yer fıstığı ve ay çekirdeğidir. Açık siyah çay ve yeşil çay tüketimi tavsiye edilir. Sağlıklı günler dileriz.